Güneşli bir Texas gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir balık avındayız. Şu arkamda gördüğünüz Colorado River'da avlanacağız. Hedef balığımız sazan ve catfish, yani yayın türü bir balık. Bakalım bugün nasıl balıklar yakalayabileceğiz ya da yakalayabileceğiz mi? Hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar bakalım, biraz da küçük balığı atalım. Büyük balık gelmedi. Biraz elimizin pası gitsin. Evet arkadaşlar, bir balık geliyor ama küçük bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bayağı savaş. Oo! O da ne? Bir sunfish arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size'ı küçük. Genelde bunlar çok büyümüyor zaten. Eğlence amaçlı yakaladım mısırla, gördüğünüz gibi. Evet, en azından bir şeyler almış olduk. Seni geri gönderelim balık. Haydi. Evet arkadaşlar, büyük ihtimal bunda bir sazan var. Bayağı sağlam çekiyor. Bakalım günün bombası neymiş. Olta neredeyse gidiyordu arkadaşlar, gördüm. Bayağı sağlam asılıyor. Ucunu görebilirsiniz. Evet. Büyük bir balık geliyor arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Muhtemelen sazan olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım ne çekeceğiz. Evet. Sağlam ve güçlü bir balık. Evet, sazan gördüm arkadaşlar. Bayağı da büyük. Bakalım kıyıya alabilecek miyiz? Evet. Biraz yorulsun. Gördüğünüz gibi kocaman bir sazan arkadaşlar. Biraz yorulsun, kıyıya almaya çalışacağım. Wow. Evet, şimdi buradan kıyıya nasıl alabilirim? Yardım eder misin at? Şurada. Şunu oltayı. Evet, kaçarsa da önemli değil. Zaten salacağız balığı. Ama size göstermek amaçlı çekmeye çalışacağım. Umarım düşmem. Evet. Dur. Dur çocuğum. Dur. Dur. Ah, kaçtı. Ama gördüğünüz balık bayağı savaştı. Zaten salacaktık. Heyecanlı bir gündü. Biz balığa devam. Evet arkadaşlar, size de bu arada setup'ı göstereyim. Şöyle mısırları dizdiğim iğneme. Şöyle kendi hazırladığım bir hamurumsu bir formülüm var. Tabii bana özel güzel bir sır bu benim için. Şöyle ortasına koyuyorum ve bunu top haline getiriyorum. Bayağı böyle bir bildiğiniz yumruk gibi oluyor. Sazanların sevdiği, en sevdiği malzemeler var arkadaşlar. Dediğim gibi bunu böyle bir top haline getiriyorum. Sonra bildiğin oltanın ucunu atıp, oltayla birlikte savurmuyorum da elimle bildiğim böyle kaya atar gibi atıyorum kalamayı açtıktan sonra. Evet, küçük bir vuruş aldık. Bakalım hangi sunfish gelecek. Karşıda da arkadaşlar güzel eğleniyor. Gördüğünüz gibi hayat bunlara güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bunda bir vuruş daha var. Büyük ihtimal bir sazan daha gelebilir. Bakalım alabilecek miyiz? Evet, bayağı güzel asıldı. Biraz daha asılsın istiyorum ki iyice yutsun. Şöyle. Güzel çekmişti. Bakalım alabilecek miyiz? Oltada da bir şeyler var. Buraya ama muhtemelen balığı küçüktür. Buraya odaklandım. Bakalım bunu biraz daha salalım. İyice yutunca alırız diyelim. Çünkü acele etmemek lazım bu tarz balıklarda. O arada biz de küçük oltamıza bir bakalım. Ne varmış, ne yokmuş diye. Hatta ondan önce size şu az önce bahsettiğim nasıl attığımı göstermeye çalışayım. Kameranın arkasından tam gözükmeyecek ama oltayı şu şekilde boşladım. Böyle bir takılma falan varsa ucunda kurtarmanız lazım. Evet, oltanın ucunu tamamen boşladım. Kalamanın olduğu yerden de tuttum. Ve bu top gibi olan kısmı elimde tutup kaya fırlatır gibi fırlatıyorum. Bu arada balık da geldi, onu çekeceğim şimdi. Şöyle
Umarım görülmüştür düştüğü yer. Tekrar bunu koyup zilini yerine takacağım. Ve sonrasında küçük oltaya bakıyorum. Şurada bir vuruş vardı. Evet, hala üzerinde balık var galiba ama tahminimce küçük bir balık varsa da hemen bakalım. Ucunda balık yok ya da büyük ihtimal almaya çalıştılar, yakalayamadılar. Arkadaşlar, şu büyük oltada bir vuruş hissettik. Bakalım hala balık duruyor mu? Şu an balık yok gibi. Bakalım devamı gelecek mi? Bu arada gün batımında insanlar gördüğünüz gibi surf yapıyor. Bayağı keyifli bir aktivite. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Evet, muhtemelen yemleri yiyip kaçtılar. Biz bunu bir çekip tekrar bir bakalım yemimiz duruyor mu? Maalesef tahmin ettiğim gibi durmuyor. Bu arada yandan bir vuruş da aldık. Bakalım balık gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Akşam üzeri olduğu için vuruşlar arttı. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi akşam üzeri vuruşlar artıyor arkadaşlar. Balıklar akşam yemeğine çıkıyor. Oltayı biraz gerdirelim. Şeyler daha net gözükür. Bu arada ben de oltalarımı yapayım. Kıyıda kalan oltaları hemen yemleyeyim ki balık saatini kaçırmayalım. Şimdi bir iki tane mısır takacağım. Arkasından size gösterdiğim o mamayı takacağım. Mısırı takmamdaki amaç, bizim mama dağılabiliyor. En son bunlar kalıyor. Balık sonunu temizlerken bunları da yiyor. O arada biz de yakalamış oluyoruz. Mamayı da az kaldı, göstereyim şöyle. Bak, bir top yapacak kadar olduğu zaman yeterli. Hamur haline getiriyoruz. Mısırlar kaçmış içine. Bunlar normalde püre halinde koyuyorum ben. Şimdi yere böyle atayım. Balıklar yer. Şimdi bunu oltamızın iğnesine top olacak şekilde sarıyoruz. Bu tekrar fırlatılmaya hazır bir alet. Şöyle tutuyorum takımı. Gördüğünüz gibi kalamayı da burada açıp parmağımı tutuyorum kalmasın diye. Ve bildiğin kaya fırlatır gibi fırlatıp salıyorum. Evet. Şimdi bu kadar ve beklemedeyiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, büyük oltada bir vuruş var. Ve benim elimdeki küçük oltada bir ufak ufak sunfishler vuruyor muhtemelen. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Evet. Burada bir sunfish. Evet, sunfish. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir sunfishimiz var. Bunu kurtarıp salmaya çalışacağız ama biraz derin yutmuş gibi. Elimizden geldiğini yapacağız şimdi. Eğer yaşarsa hayata devam edecek. Görüşmek üzere balık. Küçücük oltaya kocaman balık. Durun bakalım ne geldi. Hep birlikte göreceğiz. Wow. Bayağı çekiyor. Şöyle görebilirsiniz ucunu. Bakalım ne balığı geldi. Normalde 6 pound'lık ip var ucunda. Catfish gibi geliyor ama bakalım. Neymiş bu? Wow. Bayağı büyük bir sunfish arkadaşlar. Şaşırttı. Evet. Boyu büyük olduğu için bayağı asılıyormuş. Gördüğünüz gibi. Normalde bunlar bu kadar büyümez. Beni de şaşırttı. Evet, gördüğünüz gibi elimden daha büyük bir sunfish. Wow, aslında normalde yenir de bugün ben balık almayacağım için bunu da salıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkleri falan muhteşem, güzel bir balık. Sunfish. Evet. Güle güle sunfish. Evet arkadaşlar, bugünkü avımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi birkaç tane balık yakaladık. Gayet büyük bir sazanda kaçırdık ama olsun, zaten salacaktık. Benim için eğlenceli bir gün oldu. Umarım izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. Arkamda çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Kanalı izlemeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.